Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bugün Balıkesirili Bandırma ilçesi Misakça köyümüze geldik. Misakça mahallemizde 1280 metrekareden oluşan bağ tapulu bir zeytinliğimizi tanıtmaya geldik. Resmi kadastralımız bu şekilde. Bizler aracımızla rahatlıkla geldik. Yaz kış kullanılan bir yolumuz var. Hatta zeytinlikler bölgesine giriş kısmında çok güzel denize nazır bağ tapulu yerlere konteyner tarzı evler yapılabiliyor. Drone görüntülerimize paylaşacağım sizlere. Hatta yapılan ev örneğimizi de göstereceğiz. Bağ evi yapmak istiyorsanız burası mükemmel bir yer. Neredeyse yürüme mesafesinde Misakça köyümüze, meydanına gidebiliyorsunuz. Özellikle drone görüntülerini de paylaşıyorum. Bandırma'ya bağlı burası. Bandırma ilçesine bağlı yaklaşık 13-15 kilometre mesafedeyiz. Bandırma hemen karşımızda. Şöyle gösterelim. Bizim zeytinliğimizin içerisinde 30-40 adet yetişmiş zeytin ağaçlarımız var. Bandırmayı görüyorsunuz. Mis gibi Marmara Denizi'nin en güzel lokasyon konumundayız. Değerli bir bölgedeyiz. Aynı zamanda üst yola bizler Bandırma Çanakkale ana asfaltına bağlantı 5-6 kilometre mesafede maksimum olarak. Yine Bandırma ve Çanakkale ana asfaltına giriş kısmında da çok güzel bir yerdeyiz. Onu belirtmek istiyorum. Değerli bir arazi buraları. Zeytinlikleri çok meşhurdur. Özellikle Marmara Birlik zeytin ağaçlarınızdan direkt gelip alabiliyorlar. Buradaki sistem bu. Diyelim ki zeytinliği aldınız. Dilerseniz köyden birisiyle anlaşırsınız. Bir miktarını ona verirsiniz. Kalan miktarında da zeytinyağı elde edebilirsiniz. Zeytin elde edebilirsiniz. Bizim bölgemizin en güzel zeytin ağaçları burada yetişiyor. Resmi yolumuzu şöyle gösterelim. Evet, bizim zeytinliğimiz zaten görüyorsunuz arkamız komple Marmara Denizi. Bandırma şurada kalıyor. Bandırmanın yan tarafında devamında Erdek var. Erdek ve Avş Adası görünüyor şurada karşıda. Hemen sağ tarafımda da zaten Misakça köyümüz var. Bizim buradan başlayan zeytinliğimizin noktalarını size paylaşmak istiyorum. Şöyle gelelim. Evet, zeytin ağaçlarımızı gösterelim mi? Tabii zamanı var ama o kadar çok üzerlerinde zeytin var ki buranın havasından, suyundan, denizin iyot havasından burada zeytin ağaçları çok verimlidir. Onu belirtmek istiyorum. Etraf komple zeytin ağaçlarıyla dolu. Aynı zamanda yolu çok güzel, köye çok yakınız burası özellikle. Şimdi zeytin ağaçlarımızı konum olarak anlatmak istiyorum. Şimdi buradan başlıyoruz. Şöyle devam edelim. Yol boyunca 4 tane zeytin ağacımız var. Bir tanesi, ikincisi bu. Üçüncüsü bu yetişmiş zeytin ağaçlarımız. Zaten dalları da görüyorsunuz zeytinleri. Şuraya kadar devam ediyor. Evet, burası da var. Bu zeytin ağaçlarımızı zaten paylaşıyoruz. Yol boyunca resmi kadastro yolumuz şuradan girişimiz var. Ve hemen hemen yol boyunca buradan başlıyor. Ve böyle devam ediyor. Bizler denize en yakın parsellerden bir tanesindeyiz. Yaklaşık 6. parsel burası. Onu belirtmek istiyorum. 1280 metrekareden oluşuyor ve bağ tapulu. Direkt bağ evi resmi olarak yapabileceğiniz bir yerdeyiz. Meyil olarak göstermek istiyorum. Özellikle zeytinliklerimizin çoğunda tatlı bir meyil vardır. Burada da %15, %25 yerine göre meyil var. Şöyle gösterelim. Sağlı sollu. Hemen hemen iki yol güzergahı gibi yapmışlar resmi yolumuza. Zeytin ağaçlarımız bu şekilde ekilmiş. Her birinde zeytin ürünleri zaten oldukça fazla. Şuradaki incir ağacımıza kadar yaklaşık devam ediyor bizim parselimiz. Hemen hemen evet şu şekilde bitiyor. Evet, şöyle bir yukarıdan da göstereyim. Şuralara kadar şu zeytin ağaçlarımız. Zaten görüyorsunuz dallarında ne kadar çok verimli zeytin ağaçlarımız var. Marmara Birlik direkt zeytinleri sizden alıyorlar. Şu anda yetişmek üzere. Çok sulama derdi de yok zeytin ağaçlarımızın. Direkt bu şekilde yetişmekte. Şöyle bir gösterelim mi? Tam saymadık ama 30 tane zeytin yetişmiş ağacımız var burada.
Yaklaşık 15-20 yıllık zeytin ağaçlarımız. Bu şekilde dallarında zaten her birinin inanılmaz zeytin var. Benim elde ediliyor. Zeytinyağı ve zeytini çok kıymetli. Hem yeşil zeytin yapıyorlar hem siyah zeytin yapıyorlar ve buranın zeytinyağı bizim bölgemizde hiçbir yerde yok. Direkt hem kendiniz isterseniz burasını maddi açıdan para kazanabileceğiniz bir ticarethane gibi düşünebilirsiniz. Ya da ben hiç kimseye vermeyeceğim, satmayacağım. Direkt zeytinleri toplayın. Bütün sülaleye yetecek kadar buradan hem zeytin çıkacaktır hem de aynı zamanda zeytinyağı çıkacaktır. Buranın en büyük özelliği köye çok yakın olması. Yani Misakça'ya çok yakın olması ve bağ tapulu olması. Burada bağ evi yapabilirsiniz. Etrafını komple çitle çevirdikten sonra özellikle bağ evi yapabileceğiniz uygun yerlerden bir tanesi %15 ilk tarafta birazcık meyil var. %20 civarında tatlı bir meyil var. Zaten hemen hemen bütün zeytinliklerde deniz manzarasını görmek istiyorsanız böyle bir meyil olması gerektiğini düşünüyorum. Zeytinliğimizin içerisinde bir tane incir ağacımız da var. 1280 metrekareden oluşan bağ tapulu yerimizi sizlere tanıttık değerli takipçilerimiz. Misakça hemen alt tarafımızda. Zaten köye yakın olduğunu, ben şu anda zeytinliğimizin son noktasındayız. Ve bizim köyümüz orada, zaten görüyorsunuz sahilde küçük balıkçı tekneleri var. Bu köyde iki tane market var. Yaz kış açık, onu söyleyeyim. Meydanda çok güzel çay kahve içilen bir alanımız var. Çok keyifli bir yer. Bandırma'ya çok yakınız. Bandırma'nın zaten biri köyü aynı zamanda. Camimiz, köy meydanımız bu şekilde. Sahilimiz de var. Sahilimiz çok temizdir. Bizim bu bölgeden herkes gelip sahilde buraya denize rahatlıkla girebiliyor. Bizim yerimizin son noktası burası. Ve inanılmaz bir Misakça'mızın manzarası var arka tarafımızda. Şöyle zeytinliğimizi şöyle de bir göstereyim sizlere tekrardan. Biz şimdi sizler için saymaya çalıştık. Yol güzergahında 4-5 tane zeytin ağacı ekili. Devamı da yolu zaten görüyorsunuz. Kadastro yolumuza bağlanıyor. Böyle komple devam ediyor. Şu kısım alan kişiye ait olacaktır. Dileyen orta kısma ya da bir üst kısma bağ evi yapabilirsiniz. Köy hemen sol tarafımda. Bağ tapulu yerlere biliyorsunuz ki resmi olarak bağ evinizi yapabileceğiniz bir yerdeyiz. Elektrik yok ama güneş enerji paneli yeterli olacaktır. Hemen yol güzergahında da zaten çok güzel bir ev yapmışlar. Yine bağ tapulu bir yere. Bağ tapulu yerlere özellikle bu bölgelere sizler zeytinliklerin aralık olduğu yerlere ne yapabilirsiniz? Bağ evi yapabilirsiniz. Muhteşem bir yer tanıttım sizlere. Fiyatımız açıklama kısmında. Cüzevi pazarlığımız mutlaka olacaktır. Bizim bölgenin en değerli zeytin ağaçlarının olduğu verimi zaten görüyorsunuz. Ben size yakından da paylaştım. Harika bir yerdeyiz. 1280 metrekareden oluşuyor. Fiyatımız açıklama kısmımızdadır. Alana, satana, herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdiden zeytinlik hayali olanlar, direkt ben denizi görmek istiyorum. Bir bağ evi bana yeterli diyorsanız, köyün dibinde, yürüyüş mesafesinde bir yerdeyiz. Tavsiye edeceğim yerlerden, en güzel yerlerden bir tanesindeyiz. Drone görüntülerimizi baş başa bırakacağım. Köy meydanını sizlere tanıtacağım. Devam edelim. Evet değerli takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bugün sizler için Bandırma ilçesi Misakça bölgesine, mahallesine geldik. Deniz kenarındayız. Burada satılık zeytinliklerimiz var. Çok güzel evimiz var. Bizler de sahil kısmını, sahil kasabası tadında yerimizin meydanını paylaşmak istiyoruz sizler için. Denizimiz bu şekilde. Zaten kayıklı teknelerimizi görüyorsunuz. Şu anda da yaz, kış 12 ayın boyunca da balığa çıkıyorlar burada. Olta balıkçılığı var. Zaten balık sezonunda açılıyor. Etrafı görüyorsunuz. Liman şeklinde komple çevrilmiş. Burada hem yaşam güzel hem hayat güzel. Balık sürekli taze olarak satılmakta. Şöyle gösterelim.
Zaten balıkçı teknelerin, ufak teknelerin yanaştığı bir bölümü görüyorsunuz. Yine devamı Marmara Denizi. Şurada yine ailelerin zaman geçirdiği kış yaz açık. Benim çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Yan tarafında da çocuklar için çocuk parkımız var. Hemen karşısında muhtarlık var. 3 tane yaz kış açık bizim burada. Aynı zamanda marketimiz var. Lokasyon olarak, konum olarak çok güzel yerlerden bir tanesindeyiz. Bandırma yaklaşık 15 dakikalık yol mesafesinde, hemen karşıdadır. Evet, mis gibi havası var, doğası var. Denizle iç içe bir yer arıyorsanız irtibat telefonumuzu bırakıyorum. 0554 377 32 33. Selma namlı ismim, soy ismim. Görüşmek dileğiyle tekrardan. Misakça sokaklarındayız değerli takipçilerimiz. Tabii çok şirin bir yer burası. Bu kısımlarda farklı tabii, tek katlı evlerimiz var. Devamında böyle iki katlı evlerimiz var sahil boyunca. Şöyle göstermek istiyorum etrafı. Deniz karşıda. Aynı zamanda burada restoran da var. Evet, şöyle restoranların olduğu bir bölümdeyiz. İki tane restoran var. Bir tanesi de burasıdır. Şöyle sokaklarımızı kaldırım. Sizlere paylaşmak istedim. Sahile gelip çay kahve içmek isterseniz, restoran olsun içerisinde derseniz, böyle bir mekanı da göstermek istedim. Değerli takipçilerimiz, Musakça'dayız. Bizler sahil kısmına geldik. Şurada hemen deniz boyunca zaten kayıklar çekmeleri görüyorsunuz. Bir denize giren, denizin tertemiz bir yerde ara şeritlerimiz de var. Çok güzel bir sahil kasabası tanımlı bir yerdir. Banklar var, yine Bandırma Belediyesi'ne ait olan. Ve farklı işletmeler var deniz boyunca.